hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hepimiz yaşlanıyoruz. Sigara içtin mi hocam? Oo, hem de deli gibi. Bıraktın mı? Nasıl? Bıraktım. 15 yıl içtim. Son 3 yıl günde 3 paket içiyordum. Ama sigarayı bırakmak zor bir şey değil, biliyor musunuz? Sigarayı bırakmak değil. Bırakmak ayrılmaktır. Örneğin sen sevgilinden ayrıldın. Ayrıldığın zaman bir şeyler biter. Bittiği zaman hep soru işaretleri kalır arkada. Bunu Murat Angungan biliyorsun şiirlerinde çok güzel işlemiştir. Kimdi giden, kimdi kalan diye. Yani onun için hep soru işareti kaldığı için hiçbir zaman ayrıldığın sevgilinden ayrılamazsın. Yerine yeni birini koyana kadar. Erkeklerin baş belası, prostatın temel sebebi bu sigara mı peki? Yok hayır, sigara değil. Prostat yaşla ilgili bir olay. Ama bütün erkeklerde aslında prostat dediğimiz organ büyüyor. Bunun büyüdüğü zaman iki tane hastalığı oldu ortaya çıkıyor. İyi huylu büyüme, bir de kötü huylu büyüme. Şimdi kötü huylu büyüme, prostat kanseri dediğimiz geleceğin hastalığı. Onu sonra konuşuruz. İyi huylu büyümedeyse, büyüdüğü zaman ne oluyor? Ortasından geçen idrar kanalını sıkıştırdığında hastada şikayetler başlıyor. O zaman hastanın hayat kalitesini bozuyor. Hayat kalitesini bozmak ne demek mesela? Şimdi oturduk burada konuşuyoruz değil mi? Ben her 10 dakikada bir tuvalete gidiyorum. Ne diyecek bizim yönetmen arkadaş? Ya Cek hocam istersen hani tuvalette çekelim bunu. Hani daha toplum hazır değilse o zaman başka gün gel diyecek. Şimdi tuvalette de çekmek için benim özgüvenim o kadar yok. Yani o kadar özgüvenim olsa bu çekelim derim. Hani anlatabiliyor muyum? O zaman hayat kalitesi de bozuyor. Gece çok tuvalete çıkıyor. Gece uykusu olmuyor bu sefer. Gündüz daha da yorgun olduğu için sosyal iletişimi azalıyor. Ve böyle sayede ileri yaşlarda hastaların hayat kalitesinin düşmesiyle birlikte travmaya açık hale geliyor. Şimdi bizim tabii daha ülken olarak gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için daha bizim yaşlı insanlarla bu tür psikiyatrik gelişmeler daha yavaş. Çünkü yaşlı insanların düşünce şekli çok farklı. Yani artık ben çişimi bile yapamıyorsam hani benim göçme zamanım gelmiştir şeklinde düşünüyor. Ve hasta bunun dışında en büyük korkusu ne? İşte idrarını yapamayıp sonda kalmak. Şimdi sonda lafını duymuşsundur değil mi? Duydunuz değil mi sonda lafını? Sonda bu. Bütün erkeklerin korkulu rüyası. Bunu, bu balon inik bu duruyor. Hasta idrarını yapamadığı zaman takıyoruz, bu balonu şişiriyoruz, mesane böyle, bu hastanın idrarını mesaneden boşalmasını sağlıyor. Ama bu tabii ki takdir edersiniz ki büyük bir hayat kalitesi bozuldu. Yani vücudunuzun bir yerinden ki çok hassas bir organınızdan, penisinizden böyle bir şey sarkarak geziyorsunuz. Bunu ister misiniz takılması? Zannetmiyorum. Ama takalım bir gün ya. Oldu başka. Ha? Ama bütün erkeklerin başına gelebilir bunlar. Zamanı geldi mi yapsak? Yani bilmiyorum. Erken rezervasyon fırsatları var biliyorsun. Tabii idrarını yapamayan hastayı gördünüz mü bilmiyorum. Görmemişsinizdir. Ya ben çatlıyorum ya çişimi yapamıyorum. Allah'ım çatlayacağım. Hadi kalkın götürün. Şimdi idrarını yapamayan hastaya böyle bir şey ki. Ölümü gösterip sıtmaya razı olmak dediğini o. İdrarını yapamayan hastaya acilde sonda taktığın zaman sana dua ediyor. Allah razı olsun hocam diyor. Hani üroloji seçme sebeplerimden biri de budur. Benim bu kadar hastayı mutlu eden, hızlı mutlu eden hiçbir tıp branşı yoktur. İnsan psikolojisi doyumsuz. 5 dakika sonra bunu ne zaman çıkaracaksın diyor. 5 dakika önce dua ediyordun. Bunu çıkar o zaman artık diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz insan olup isteriz. Her şeyi isteriz yani. Yani Mert'in yerine bir bayan olsaydı onu da isterdik yani. Ha, daha farklı sunum açısından. İki tane kazmayla oturmak burada. Kazma demeyelim de yani benim işim zaten erkeklerle olunca böyle programlarda erkekler olunca yani bu nedir abi ya? Nedir? Ben anlamadım doğumdan mı okudular ne yaptılar? Çözemiyorum yani Allah'ım ya Rabbim ya. Niye ben böyle şanssız bir adamım? O da ayrıca sorgulanabilir yani. Bir bahtsızlık söz konusu yani. Bahtsızlık biliyorsun şeyin lafı çok güzeldir. Belki bilirsiniz o Cemal Süreyya'nın lafı var. Süreyya'yı tek yayla. Adam diyor ya 5 yaşında annemi kaybettim. 12 yaşında Dostoyevski okudum. O günden beri huzurum yok diyor. Yani hakikaten öyle. Bizimkisi de biraz öyle yani. Bizimkisi de. Yani prostat dediğim gibi bu sonda korkutucu bir olay. Arkasından işte herkesin başına bu geliyor. Peki diyeceksiniz ki ya mesela benim babamın geldi ama amcamın gelmedi. Ya işte bilmediğimiz şey bu genetik. Mert'inki büyür mü? Belki Mert'in erkek kardeşi varsa, kuzeni varsa prostat ameliyatı olacak. Mert hiç olmadan gidecek. Ya bazı risk faktörleri var. O risk faktörleri yaş ilerledikçe daha da büyüyor prostat.
PSA'nın dediğimiz kan tahlili var bir onunla ilgili. Geleceğin hastalığı çünkü niye? Biz dahil dünya nüfusu yaşlanıyor. Şu an herhalde en son 82'ye çıktı. Bu dünya nüfusunun yaşlanmasının sebebi sizsiniz biliyorsunuz değil mi? Ya doktorlar onun sebebi. Yani ben çok... Sen nesin kabzıma mı? Doktor değil mi? Ya ben değilim ya ben hayat uzatmıyorum yani. Onu hayat uzatma hayali olan insanlar var yani. Nörologlar falan hayat uzatmaya çalışıyorlar. Ben çok anlamlı gelmiyor hayat uzatmak yani. Onun daha basit yöntemleri, şimdi artık yeni konsept yaşlılık bir hastalıktır. Biz genetiği düzeltelim, hücreler düzelsin. Bilemiyorum yani onlar tabii bence hayat uzatmadaki olay o değil. Hayat uzatmadaki olay uzay yolculuğu için sorun insan bedeninin yaşamı. Dünya çok önemli değil. Ama Stephen Hawking'i, rahmetli, bunun içinde uyusun. Stephen Hawking'in lafı var. Uzaydaki diğer varlıkları bu kadar merak etmeyin diyor. Biz nasıl bizden daha zayıf varlıkları extinction ettiysek, yani bildiğin soykırım yaptıysak, bizden daha gelişmiş varlıklar da gelip bizim türü bizi yok edebilir yani. İspanyolların İnkalara yaptığı işte. Şimdi İnkalar gemi gönderdi, biz burada yaşıyoruz, şu formumuz var dedi. Barut işgal demiş. Altınımız var bizim dedi. İşte paramız var, pulumuz var, her şeyi yazdı. Sonuçta ne olacak? İspanyollar gitti, ortalıkta İnka mı kaldı? Medeniyeti bitirdiler. Ya İnka dediğin, Aztek dediğin medeniyet bitti ya. Yani o binaları yapan adamlar yok yani artık. Prostattan nereye? Peki hocam, düzenli seks hayatı bizim hayatımızı kurtarır mı prostata yakın? Yok, hayır kurtarmıyor. Öyle bir yani, tabir vardı. Değil. Yani onu gösterilmiş bir şey yok. Düzenli seks hayatı dediğin şey... Ne kadar yapacaksın? Ne kadar düzenli seks? Haftada kaç? Hiçbir şekilde yapılmış gösterilmiş de bir şey yok. Ben onunla ilgili bir istatistik bulmuştum ama. Diyor ki, Avustralya'da yapmışlar bu araştırmayı. Ayda 21 kere 20'li yaşlardayken yaparsan prostat kanserine yakalanma riskin %19. 70 yaşından önce haftada 5 kez yaparsan cinsel aktiviteyi %36 riski düşürüyorlarmış. Maşallah. Bu manalı bir istatistik mi bu kadar sayı? Vallahi bu herhalde istatistik olarak buldukları rakamın karşılaştırma grubu ve normal popülasyonla karşılaştırmaları lazım. Maşallah yani 70 yaşın altında haftada 5 defa yapan varsa hani ben talibim. Ben talibim yani. Hocam sizin yaş kaçtı? Benim yaş 45. Haftada 1. Yani öyle ben şey yapma yani. 20 yaşında 21 defa yapmak nedir yani? Ben de ona takıyorum. Yani 21 yaşındasın, 20 yaşındasın. Ya başka 20. hiçbir şey yapmıyorsun, bir de 21 defa onu yapacaksın. Zaten benim bildiğim, yani Avustralya'da başka bir ay yoksa ay 30 gün galiba, yanlış bilmiyorsam. Bizde 30 gün. Zaten 21 gün yapıyorsan 9 gün ne yapıyor? Bu bence bilimsel bir yayın olduğunu zannetmiyorum ben. Peki kabak çekirdeği? Ya o müthiş bir olay kabak çekirdeği. Herkes tüketsin, ülkemize de yardımcı olsun, ekonomiyi geliştirsin diyeceğim ama yani kabak çekirdeği bir efsane ya. Bunu çok uzun süre, yani 20-30 yaşında başlayacaksın, her gün bir hapas, her gün yiyeceksin. De prostat tümörü yapmayacak, prostat kanseri yapmayacak ama çok uzun bir süre. Yani bu bir zamanlar selenyumla ilgili böyle yayınlar vardı. Sonra böyle uzun bir meta analiz yapıldı. 10-15 yıllık çalışma sonucu meta analiz tekrar değerlendirildi. Selenyumu prostat kanserini arttırdığı görüldü. Caner bir şey soracak galiba Caner. Lütfen. Şimdi prostat hakkında konuştuk da bunun tedavisine. Ya prostatın tedavisi ilaç da var, ameliyat da var. Ama kesin yani için tedavinin tanımını yapmak lazım. Tedavi dediğin şey bir defa yapılıp bitiyorsa o tedavidir. Yani şifa. Yani İngilizce cure. Treatment ya da tedavi dediğimiz şey ardışık olarak sürekli tekrarlanması gerek. Tedavi dersen ilaç, hap içeceksin her gün. Belli şartlara kadar seni idare ediyor. Şifa dersen prostat operasyonu. Kalıcı bir tedavi. Ya hocam hiç çıkmasın, benim daha yaşım genç, bana bunu gösterdiniz. Hani kabusun olacaksınız dersen daha yok. Bir tek şey var, testosteron dedim ya, yumurtalar alındığı zaman ergenlikten önce prostat olmuyorsun. Yani anlıyorum yani, ya ortada hep olay genetiğe geliyor ya, genetiğe geliyor. Ya bir tek bildiğimiz obezite, doymamış yağlar, hayvansal proteinler prostat kanserini ve şeyi arttırıyor. Sigara geliyor. Ya sigaranın prostatta çok etkisi yok. Yani o zamana gelene kadar akciğer kanseri falan oluyorsun. Yukarıdan aşağı inene kadar iş bitmiş. Ya yok tabii biz genelde böyle sigara içenler bize çok az geliyor. Başka sebeple geliyor yani. Doğru be. Sigarayı bırakın hakikaten. Sigarayı bırakın, bıraktırın. Arkadaşlarınız herkes yardımcı olsun. Yeşiler.
Tamam. Nereye gidiyorsun? Yeter artık bu polikliniğe gideceğim, hasta başlayacağım. Daha çekeceğiz. Ne çektik ve daha bu işte.